Bu arada evimden ciddi anlamda bayağı uzaklaştım ama hala bulamadım. Çünkü normal bir biyoma denk geldim. <gülüyor> 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 Selamlar YouTube, ben Yunus. Bugün Minecraft Pocket Edition Survival serimizin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Öncelikle iki bölüm arasında nelerden yaptım hemen bir bahsedeyim. Şuraya inekleri taşıdım, buradakileri çiftleştirdim. Ve şu anda ee, bizim Kullanacağımız kurbanlar burada. İşte büyüdükleri zaman lava basıp kapatacağız ve sistem çalışacak. Buğdaylar burada. Buradaki farmı tamamen buğday üzerine kurdum. Bunu söyleyeyim. Bu arada yakın zamanda şunu değiştirebilirim. Ee, bunun yerine şuradaki dedektörden e, kullanabiliriz. Daha mantıklı olur. Tamamen buğday yapmamın sebebi şunları çiftleştirmem gerekiyordu. Ee, yemek sıkıntısı yaşayacaktık. Daha doğrusu deri sıkıntısı yaşayacaktık. Yemeği zaten patateslerle bir şekilde ısıtıp halledebiliyoruz ama... Bizim deri sıkıntımız çok olacak Peki deri niçin? Kitap için tabii ki Bu bölüm öncelikle büyük bir farm üzerine uğraşmayacağım Daha doğrusu otomatik bir farm üzerine uğraşmayacağız Bu bölüm Nether'a biraz maceraya gideceğim İşte nether'da bulabilirsek blaze road falan alacak, arayacağım ee, i̇ksir falan yapmak istiyorum çünkü yakın zaman. Ben geldim Birkaç saniyeni alacağım Öncelikle videoyu yaklaşık birkaç dakikadır izliyorsun Ama like atıp kanala abone olmuyorsun Beni üzüyorsun Eğer kanala abone olup videolar katarsan çok sevinirim O zaman seni daha fazla tutmayayım Videoyu geçelim Ow! Evimin için ufak bir değişiklik yaptım onu göstereceğim Ama hemen değil onun için biraz vakite ihtiyacım var Burada da inek varmış aslında Orada bir cadı mı var Evet orada bir cadı var Sıkıntı yok cadıyı hallederim zaten her türlü Az biraz şeker kamış toplayıp eve dönmem gerekiyor Bunların zaten evin oraya bir tane ufak bir farmını yapacağım. Orada otomatik olarak toplarız biz bunu. Nether'daki maceramız sebebi de iksir masası demiştim. İksir masasının için yapıyorum. Tabii ki de bizim artık şu köyleri iyileştirmemiz için. Altın elma ve güçsüzlük iksirine ihtiyacımız var. Altın elma problem değil de güçsüzlük iksiri biraz problem. Onun için Blaze falan avlamam gerekecek. Ama halledilir. Halledilmeyecek şey değil onlar. Basit işlemler. Sadece Nether'da bir Nether Fortress bulmamız gerekiyor. Onu nasıl bulacağım bilmiyorum. Hani hep sinir olmuşumdur Nether Fortress bulma işlemine. Arıyorum arıyorum hiçbir yerde yok. Özellikle diğer kanaldan haberiniz olan varsa benim Yunus Let's Play kanalında. Orada Java Edition'da ilk bölümlerde bayağı bir zorlandım. Meğerse hemen portalın çaprazındaymış ya. Yani. Onu da bayağı sonra fark ettim. Yani sinir bozucu olabiliyorlar ne yazık ki. Şimdi bu şeker kamışlarını şey ekmek istiyorum. Bizim köye ekmek istiyorum. Bu arada orası niye karanlık? Sen yaşıyor musun? Yaşıyor evet tamam. <laughs> bir an emin olamadım ha. Tamam sıkıntı yok. Aslında otomatik bir şeker kamış farm yapabilirim. Yapımı oldukça basit. Oyunun bir tane hatasını kullanarak yapıyoruz bu farmı. Hata ne diye sorarsanız e, bu şeker kamışlarının altındaki blokları oynattığımız takdirde bu şeker kamışları yeni bir blok gibi algılıyor ve her seferinde büyümeye başlıyorlar. Bu arada evimin içine yaptığım dizayn de bu şekilde. Hani dizayn değil aslında bir oda açtım. Buradan itibaren başlayacağız evimizin başlangıç aşamasını. Buraya bir tane pistondan kapı koyacağım. Yerin altında olmasını istiyorum. Oo abi bismillah sabah yeni oldu ya. Ne ara bu kadar zombi çıktı piyasaya. Hani gece olduğu gibi yattım ama. Yalnız bir şey diyeceğim. Bu zombiler inekleri yiyorlar mı? Bir dakika Java Edition'da işte böyle bir şey yok. Zombi neden ineğe yöneldi az önce? Bak bu beni korkuttu. Öyle bir olayın olmaması gerekiyor. Hatta bir deneyelim şöyle basalım. Bakın hop güm. Bakın şimdi yanıyorlar hepsi. Bakın yavrular yanmıyor. Hop öldüler. Etler de burada ısınmış bir şekilde geliyor. Bakın. Abi çok güzel ve basit bir sistem ya. Çok güzel ya. Şimdi Nether'a gideceğiz. Eee Nether'da biraz lav toplayacağım. Bulabilirsem obsidyen de toplayacağım. Ve ben artık böyle e, arkayı sağlam alarak gitme taraftarıyım. Geçen sefer aklıma aldı çünkü burası benim. Abi bu kadar saçma salak bir yere spawn olamaz herhalde ya. İşte koordinatlarımızı ezberleyelim. 30'a 30, 30 20'ye 20 diyeyim. Ben direkt onu ezberlemiş olurum zaten. Aşağıda hoglinler var. Abi cidden bu kadar saçma sapan bir yere ben nasıl spawn olmayı becerdim ya. Baksana şuna. Ya yani benim ne ciddi anlamda yakın zamanda bir e, şey yapmam gerekiyor. Düzenleme yapmam gerekiyor yani. Evet buradan da lav çıktı yani şaşırmadım. Şimdi buradan karşı ufak ufak yol çekmem gerekiyor. Şöyle kimseye bulaşmadan yolumu çekeyim. Umarım gast saldırmaz. Ya normalde portalı düzenleyebiliriz. Oldukça basit bir işlem var yani. Portalı kırarım aşağıya kurarım. Sonra ana dünyada buluşmuş olur. Aslında yapayım ya ben onu. Ben burada uğraşamam ya. Onu birazdan yapacağım. Abi ben burada yani spawn olamam ya. Yani. Kimse kusura bakmasın. Bildiğin ölüm tuzağı bizim bulunduğumuz konum. Ya zaten portal da oraya kurmayacaktım. Evimin altına kurmam gerekiyor başlangıç aşamasında. Ama işte daha evi yapamadık. Ev yapmak için benim ciddi anlamda bir obsidyen. Yani enchantment table için, büyü masası için malzemeler gerekiyor. Şeker kamış yani kitaplık yapmam gerekiyor. Level konusu zor değil. Ne de olsa nedir diye bir yer var. Buradaki kuarsları kırdığımız takdirde psikopat gibi zaten level elde edebiliyoruz. Bir e, iskelet farmımız da var. Aslında iskelet farmı yapabilirim ben yakın zamanda. Hem işimi kolaylaştırmış olur. Ve burada iskeletler varmış bayağı evet. Bu hiç iyi olmadı. Abi bildiğin tuzak burası bana ya. Öldürdün mü? Aa öldüremedim. Hadi yaparım be. Evet arkama vurdu. Al işte iskeletler de gördü beni. Of of bu ne biçim yer ya. Aslında çok kolay bir yol var yürümenin. Onu yapabiliriz. Hatta yapamam. Yapamam çünkü eğerim yok. Eğer olmadan o hayalindeki işlemi yapamam. Sen bana vuruyor musun? Ciddi misin sen ya? Kıytırık bir tane iskelet uzaktan uzaktan dürtüyor. Sen nedir kalesi bulmam gerekecek. Nedir kalesi zor değil aslında bulmak da. Hani tam bir macera yolu yani. Özellikle bulunduğumuz konu hesap dersek bulmak işkence olacak. Ve her yer niye bu kadar gaz dolu ya? Bu nedir bu kadar gaz dolmaması gerekiyor? <laughs> Hocam gaz dediğim böyle 2-3 tane falan çıkar. Ordu çıkartmışsın siz karşıma. Her saniye gaz görüyorum ben ya. Az daha zombi pikliğine vuruyordum ha. Hadi hadi abi. Vallaha vurdum. Al işte. Abi her yer bazalt deltası dolu ya. Nefret ediyorum şu biyomdan. Dekoratif olarak çok güzel bir blok. Bazalt ama. Hani işlevsellik olarak pek öyle olmuyor işte. Yani Nether'da hiçbir işime yaramıyor bunları bulmak. Ne yapayım bari biraz magma kremi toplayayım geri döneriz. Abi sen ciddi olamazsın ya. Bildiğin kumpas kurdular bana. Dekoratif olarak mükemmel bir biyomsun ama. İşte sinir bozma konusunda da mükemmelsin. Orada da zombi şey var. Normal piklim var. Ben bu delta'dan bir kurtulayım. Kafayı hani sıyırmak üzereyim çünkü. Nefret ediyorum şu biyomdan ya. Altın toplamıyorum bu arada. Bilerek toplamıyorum çünkü toplamamın bir anlamı yok. Şu anlık yok. İleride piglinlerle falan ticaret yaparken çok işim yarayacak ama şu anda ne yazık ki ticaret kafasında değilim. Bir nether kalesi bulup blaze avlamak peşindeyim. Orada piglinler var. Bana saldırdılar mı? Oo burası çıkmaz yol. Şimdi buradan atlasam ölür müyüm? Bence ölmem. Çok güzel. <laughs> Ben bir arbalet sesi duydum. Ooo. Hala mı takip ediyor? Yetmiyor. Al işte orada hog. Abi kafayı yiyeceğim. Allah önünde spawn oldu. Orada altın kazmayacağım kazmayacağım dedim de zorundayım ya. Hani yoksa bu piglinler bana rahat vermeyecekler. Ya sen öyle Allah'ını seviyorsun. Uğraştırma beni ya. Yani yapmayacağım yapmayacağım dedim ama bot giymekten başka çarem yok yani. Yoksa piglinler beni rahat bırakmayacaklar. Artık rahat bir şekilde Fortus aramaya devam edebiliriz. Hmm şurada fungus biyomu var aslında. Belki oralardan gezebilirim. Hiçbir yerde rahat yok ki şuna bak her yer ağzına kadar yaratık dolu. Şuna bir tane alayım işime yarar çünkü eninde sonunda. Evet burası full enderman kaynıyor. Bu <laughs> arada evimden cidden ona bayağı uzaklaştım ama hala bulamadım. Çünkü normal bir biyoma denk geldim. <gülüyor> <gülüyor> Evime doğru dönüyordum. Burada nedir Fortress varmış. Abi çok iyi ya. Şanslı mıyız neyiz? Müthiş. Cidden müthiş. Şurada bir skeleton var onu bir öldüreyim. Şurada normal bir iskelet vardı ama önce sandıkları toplayayım. Demir at zırhı bana yeterli olur ya o sandıktaki. İskelet sen gel buraya. Çünkü i̇kiniz birden sıkıntı çıkaracaksınız. Al işte dedim. Dedim ikisi birden sıkıntı çıkaracak yani. Abi çok iyi ya koordinatlar aklımızda bulunsun. 20-200 Hani dedim herhalde evin arkasından gideceğiz artık yani. Yer bula kalmadı. Allah. Bura lav mı? Olsun. Kapatalım risk atmayalım. Vallahi çok iyi ya aşırı sevindim. Yalnız blaze spawnları yukarıda. Yo Blaze'ler beni gördü büyük ihtimalle. Aynen. Tamam bir tanesini indirdim. Bir tanesini indirdim. Tamam onu da vurdum bir tane daha. Tamam bunu öldürdüm. 3 tane Blaze Rod bana fazlasıyla yeter. Orada bir tane de asabisi var. Tamam hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Ben gelme amacımı hallettim. Blaze Rodlarımı topladım. Şimdi evime gidiyorum abi. Hiç Ooo kimse... burada da var spawn'lar. Çok güzel. Abi bu ne her yer yaratık kaynıyor. Buradan eve dönemeyiz. Bir dakika şuradan kaçabilirim belki. Şurada sadece bir tane Blaze var. Onu indiririm. Geri sombrumla değil. İki taneymiş. İki tane yapsan onu. Yo bir taneymiş ya. tam sıkıntı yok. Öldürdüm bunu da. Çok güzel. Hatta evime mi açılıyor bu direkt benim? Şurayı bir kapatalım. Olur da arkamızdan biri gelir yaklaşır. Aman diyeyim hocam ölürüz. Şimdi şuraya 20 yapacağız bu koordinatları. Yani şu anda çıktım. Burayı şöyle bir blokta kapatalım. Buranın girişin 90'a 5. Aa portalın arkasından gidiyormuşuz. Ve orada bir tane iskelet var o benim aklım alır. Hiç olmazsa şu kısma yaklaşana kadar beni görmesin. Vallahi atladım aşağı. Hadi geçmiş olsun. Bu arada ben asıl gelme amacımdan saptım. Onu da halledeyim. Gidelim buradan hemen. Burası benim için bildiğim bir ölüm tuzağı çünkü. Uğraşamayacağım burayla. Şu anda hoglin moglin yok. Hemen. Dört tane kovamı alıyorum. Hadi ben eyvallah gittim. Nether Fortress'ı tam gezemiyorum. Sebebi dediğim gibi daha ekipmanlarım yeterli değil. Ama bir gün ekipmanlarımı toplayıp geldiğim zaman içinden geçeceğiz oranın. Ve ciddi ciddi iskelet burada spawn olmuş ha. Neyse. Ben... Anam. Ya sen ciddi misin ya? Sen de bir daha kapışacağım bir de ben. Neyse. Hadi. En iyi atışını yap gerizekalı. Ben kaçar. Ben kaçar. Benim kumarım burada bitti. Allah. Ulan buraya geldim. Burada da mı okluyorsunuz beni? <laughs> Tamamdır. Of of. Vallahi kurtuldum. Çok iyi. Şimdi gelme amacımızı halledelim hemen burada mümkünse. Yani mağara inmekten daha kolay. Şimdi dürüst konuşayım. Nether'da bulmak. Ama gitmişken hiç olmazsa Blaze Road'la toplamış olduk. Artık birkaç bölüme şu e, iksiri yapıp şu bizim köyleri köylü farmına çevirebilirim. Bir köylü farmı dizaynı buldum. Çok da verimli. İki katlı falan ama bayağı verimli oluyor yani. Onu bir denemek istiyorum. Vallahi temel ihtiyaçlarımı da aldım. Ben evime gider uyurum abi. Yani hasılat idare eder. Çok da mükemmel şeyler toplayıp gelmedik ama hiç olmazsa hayati şeyler topladık da geldik. Yani sadece gece uyuyabiliyorum. Tamam daha gece olmamış. Bu arada doğru biliyor isem Pocket Edition'da yani şu anda kullandığım sürümde şeker kamışları One mil ile büyüyor diye biliyorum ben. Ki hatta bunu gördüğüm zaman ben Java'da niye yok lan bu demişliğim olabilir de kendi kendime. Burada bir miktar kitabımız var ama kitaptan önce ben biraz şeker kamışı büyütmek istiyorum. Buraya da koyalım evimizin yakınına. Aynen. Şeker kamışı şeyle büyüyor. Bon, e, Bonmilla büyüyor. Abi çok iyi ya. Yani ciddi ciddi beklememize gerek yok. Sadece e, deri ihtiyacımız var. O deriyi de şuradaki inekler artık ne zaman büyür ne zaman öldürürüz ona bağlı. Abi çok iyi. Bir de direkt büyüyorlar. Süper. 50 tane direkt şeker kamışı elde ettik. Çok güzel çok güzel. Henüz kitaplıkla uğraşamam ama bir tane enchantment table yaparım. Hiç acımam. Şimdi normalde e, aklımdaki plan şu şekilde işleyecekti. Burayı direkt merkezi bir büyü odası şekli tasarlayabilirim. Ortamız burası. Buranın da ortası burası olması gerekiyor doğru hesapladıysam. Evet burası merkez noktamız. Şunu bir kırayım. Artık bunun tepesine şey mi koyarım, lamba mı koyarım. Ve bu arada evet lamba koyarım onu da söyleyeyim. Tam tepesine lambayı geçirdim. Evet büyü masamızı hallettik. Çok güzel. Nether macerası da mükemmel oldu. Blazer beklediğimiz yerden kısadaymış. Hani her seferinde diyorum bakın az önce de videonun başında demiştim. Abi hiç ummadığım yerden gelecek falan filan. Aynen de öyle oldu. Bir ara ciddi anlamda sağlam bir malzemeyle gidip e, oraya orayı fethedebiliriz. Bir blaze farmı yapabilirim. Experience farm olur ondan hatta. Bu arada gece olmuş. Yatalım. Burası büyü masası olur. Şu duvar tamamen iksirler için. Hani şu kısım ve şu kısım iksir için olur. Şurada bir duvar olur. Daha da ileri gider. İşte buralar odalar açılacak aklındaki planı. Bunun için hızlı bir kazmaya ihtiyacım vardı. Ve şu anda onun bir bakıma büyük bir kısmını hallettik. Ve burada iskeletler spawn olmuş. Gel bakayım. 2-3 vuruşa gidiyorsun zaten. Evet sen de öldün çok güzel. Bu ineği öldüreyim hiçbir işime yaramıyor ne de olsa. Bir dahaki bölüm büyük ihtimalle bir e, iskelet farmı yapacağız. Şu iskelet farmı bana ihtiyacım var artık. Evet sizleri çiftleştirebilir miyim aslında bir deneyelim. Bakayım ne kadar verimlisiniz. Burada 4 tane mi inek var bana mı öyle geliyor. Daha fazla olması gerekiyordu sanki. Yok daha fazlaymış altta kalmış tamam. Bunları böyle zıplatırsanız daha rahat beslersiniz bu arada. Bir yerden sonra beslenme kesiyor zaten. Bakın şu an emşek e, buğdaylar azalmıyor. Sonra suyu tekrar açıyorsunuz, şu şekilde. Bunlar artık içeride hareketle hareketle bir şekilde düşecekler. Hatta suyu tekrar açabilirsiniz, tekrar kapatabilirsiniz, hareketi sağlasın diye. Bunlar bir şekilde aşağı düşecek ve buradaki e, inek Hatta bak düşmüşler bile, miktar da artmış, çok güzel. Bir dahaki bir bölüm, experience farm yapacağız. E, skeletonlar daha sonra, iskelet farmı yapacağım. İskelet farmını otomatik bir experience farmına çevirmek için ne yazık ki elimde yeterli bir malzeme yok. Onun için üçlü mızrağa ihtiyacım var, tam otomatik bir experience farmı yapmak için. Üçlü mızrağı da ki elimdeki bu demir kılıçla ganimet olmadan çok zor bir şekilde elde edebilirim. O yüzden henüz bu işlemler için erken olacaktır. Bu arada buğday farmımızdan bayağı bir buğday olmuş. Çok güzel. Tamam o zaman. Ee, bir gider misin canım? Bir dahaki de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.